Merhaba arkadaşlar, programa katılan ancak TYT'sini henüz bitiremeyen sevgili üyelerimiz için birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle TYT'nin bu döneme kadar bitmiş olması gerekiyordu. Bir kere 1-0 geride olduğunuzu lütfen unutmayın. Yani bu çok önemli. Bakın yani burada tespiti yapalım. Normal mi? Yok, normal değil bana göre. Çünkü bir 12. sınıf öğrencisi yaz aylarında TYT işini çalışıp en geç Kasım'ın sonunda bu işi bitirmesi gerekiyordu. Kasım'ın 15'inde, 20'sinde ya da Kasım'ın sonunda. Aynı şekilde sevgili mezunlar, yani onları zaten anlayabilmiş değilim. Yani mezunların hala TYT çalışıyor olmasını ben anlamıyorum. Bunu bana kimse anlatamaz ayrıca, onu da söyleyeyim. Tamam mı? Şimdi moraliniz bozuldu tabii ben böyle konuşunca. Ama ben çok iyi biliyorum ki 1-0 geriden gelip, 2-0 geriden gelip, 3-0 geriden gelip maç kazanan çok takım gördük biz. Ve biz bu takımın taraftarıyız. Onu söyleyeyim. Ve siz de bu işi böyle yapacaksanız üyeliğinizi devam ettirin. Yok yapmayacaksanız, oturup ağlayacaksanız alın arkadaşlar üyeliğinizi de, aboneliğinizi de. Hani bizim aramızda bir şey kalmasın, bir ilişki kalmasın. İnanıyorsanız burada durun. İnanmıyorsanız hiç kimseyi burada görmek istemiyorum ben. Çok net söylüyorum. Bakın, adımın Bekir olduğu kadar eminim ki şu an TYT'sini bitirmemiş olan arkadaşların içerisinden önümüzdeki yıl benim yanıma oturup başarı hikayesi çekecek bir dünya adam var. Bir dünya öğrenci var biliyorum. Gelecekler onlar, önümüzdeki yıl bunları anlatacaklar burada. Ama bunun için yapmanız gereken ilk şey şu. Ahlanıp vahlanmayacaksınız. Tamam mı? Hiç öyle ahlanıp vahlanmayacaksınız. Netlerinizi oturup kafaya takıp ağlamayacaksınız. Ben 60 net yapıyorum. Adam 80 yapıyor, 90 yapıyor. Bekir Hoca sayısalda 80'in altına bakmıyor bile. Ben 60'ta ne yapacağım? Kendinle yarışacaksın kardeşim. Kendinle mücadele edeceksin. Bu program seni 60'tan 75'e çeker. 80'e çeker. Bak, o kadar inanıyorum ki buna, ama bunu yapmanız lazım. Bu çalışmayı ortaya koymanız lazım. Burada sizden beklentim sevgili gençler. Hiçbir şekilde hani programın diğer yerlerine dokunmayacağız. Yani sizin için böyle ayrıca oturup bir program yazmayacağım. Onu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeceğim. AYT çalıştığımız dönemleri TYT olarak değiştirebilirsiniz. Yani siz TYT rutin, hani benim rutin AYT çalışmaya devam ediyoruz dediğim her süreci siz TYT çalışarak götüreceksiniz. Ve TYT'nin neresinde olursanız olun, akşam mutlaka, yani o programdaki alan denemelerini uygulamanızı istiyorum. Sayısalcılarda, eşit ağırlıkçılarda. Ama genel deneme yapmayacaksınız. TYT'miz bitene kadar genel deneme yapmanızı istemiyorum sizin. Programda sadece rutin çalışma dediğim bölümleri TYT çalışması olarak götürün. Ondan sonra ekstradan sadece TYT matematik, TYT Türkçe, TYT fen, TYT sosyal, eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar alan denemesi saatlerinde alan denemesi çözmenizi istiyorum. Programın sizi ilgilendiren tarafı alan denemeleri. TYT'niz biter bitmez de 3. periyoda uygulayacaksınız. Ne zaman biterse. Biz 3. periyoda 15 Aralık'ta giriyoruz. Sen 25 Aralık'ta girebilirsin. Sen 5 Ocak'ta girebilirsin. Sorun değil. Ha, zaten 3. periyodu yaptıktan sonra çalışmanın devamını getirmenize gerek yok. Direkt AYT çalışmaya başlayacağız. Ve ben hepinizin, TYT'sini şu an bitirmemiş olan arkadaşların bu 40 günde en önemli iki çalışmayı, alan denemelerini ve YGS'lerini yapmasını istiyorum. Ha, YGS'leri nasıl yapacağımızı ayrı bir video ile herkese anlatacağım. O zaman siz de buradan nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Alan denemeleri, hocam konuları bitirmeden alan denemesi çözülür mü? Çözülür arkadaşlar. Çözülür, hem de çok güzel çözülür. Ya, yavaş yavaş elinizi buna alıştıracaksınız. ALES çözmeyenler, tekrar ediyorum, matematik ve Türkçe yerine ALES'in sözel ve sayısallarını çözecekler. Sosyal ve fen alan denemesine devam. Eşit ağırlık ve sayısal olmanıza bağlı olarak kendi programınıza gösterilen bölgeye bakıp bu şekilde ilerlemenizi istiyorum.
Yani tek yapacağınız bu. TYT'niz ne zaman biterse o zaman 3. periyodu uygulayacaksınız. 3. periyodu henüz açıklamadım. O ne diye sormayın. YGS'leri nasıl çözeceğiz diye sormayın. Onu ayrıca anlatacağım sevgili arkadaşlar. Ve ben buna çok inanıyorum. Hani bir şekilde geri kaldınız. Yani bana göre TYT bitmiş olmalıydı. Bakın her seferinde söylüyorum. Doğruya doğru. Kimse alınmasın. Kimse kırılıp gücenmesin burada. Ama buradan devam edeceğiz. Bak buradan beraber yürüyeceğiz. Lütfen hiçbir şekilde kimin ne yaptığını, ben burada mesela AYT'si bitenlere de şimdi video çekeceğim. Yani sen TYT'yi bitirememişsin, ben AYT'yi bitirenlere de video çekeceğim diyorum bak. Adam hem TYT hem AYT'yi bitirmiş. Ama burada hiç kimse işte başkasını düşünmeyecek. Onunla yarışmayacak, kendisiyle yarışacak herkes. Hepimizin yarışacağı zamana geleceğiz. Sonuçta hepimiz bir yerde birleşeceğiz arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Tamam mı? Yani sizden beklentim bu. Sizden isteğim bu. Ve artık hani lütfen bunu biraz ciddiye alın. TYT'de artık konuları dibine kadar öğrenme sevdasından vazgeçin. TYT'de her şeyi sonuna kadar öğrenme sevdası size kaybettirir arkadaşlar. Bunu zaten yapacağız. Yani sizin 15 Aralık'ta bittiği zaman TYT'niz ya da 5 Ocak'ta bittiği zaman TYT'niz zannetmeyin ki ondan sonra hiç TYT çalışmayacağız. Açın bakın deneme analizi nasıl yapılır videosunda anlattım. Sürekli olarak TYT'yi tekrar eder bir çalışma periyodu içindeyiz biz. Bizim çalışmalarımız böyle oluyor. Öyle dandik dandik Pomodoro falan yapmayacağız yani öyle bir şey yok. Ya lütfen buna dikkat edin. Moralinizi bozmayın. En çok ihtiyacımız olan şey moral motivasyon. Ama hani bulunduğumuz yerin de hakkını verelim. Evet geç kaldık. Evet 1-0, 2-0, 3-0 geride olabiliriz. Ama maç daha bitmedi. Tamam mı? Hala mücadele ediyoruz. Ve sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizden isteğim bu. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.